çabuk, biraz çabuk. Sen de güzel karıştı kızım onu. Hah, koydun mu oraya? Tamam. Tamam. Beni ha! Ah, geldim geldim hakim bey. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ha, buyur. Sağ ol, ellerine sağlık. Sen de oyalanma da üstünü başını değiştiriver. Hayırdır, misafir mi var? Var, var ya. Sonunda nihayet Feridime şöyle gönlüme göre bir kız buldum. Ha. Su gibi. Bir görsen hal hatır sorunca yüzü kızarıyor kızın. Vakti geldi mi be hatun? Geldi, geldi. 3 ay sonra doktor çıkacak aslanım. Vaktidir. Doktor olacak değil mi aslanım benim? Ah, olacak, olacak. Ah yavrum benim. Yani bu yakışıklılıkla İstanbullu kızlar peşini bırakmaz diye az korkmadık hani. Soyadımızı kara çıkarmadı aslanım benim be. Helal olsun. Şükür, şükür. Çok trafik vardı bebeğim. Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar. Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar. Beni mela gözlümü gülbete yollamışlar. Beni mela gözlümü... Murat'ım da ondan aşağı kalmaz ama. Kalmaz, kalmaz. Sen bilmezsin, hukuk okumak zor iştir. O koskoca hukuk külliyatını ezberlemek dünyanın en zor işidir. Tuğla gibi kitapları okuyor benim aslan oğlum. Bak Allah sana. Küçük Ömer. Ömer Efendi büyüdü de 2 sene sonra mühendis çıkacak. Maşallah, maşallah. Ya, bu mühendislikte okuyan çocukların hepsinin aklı başka yerlerde. Ama bizim aslanımız... Nerede acaba? Nerede? Yakaladım! Günaydın. Hadi kalk yer kazılandı. Hadi koş, kahvaltıya geliyorum. Canım. Bugün dersten sonra festivale kalacağım. Sen de gelsene. Burçak, sevgilim. Sizin sahne alacağınız bahar şenliği bugün mü? Evet, bugündü. Neden? Ben de mi gelsem diyorum. Senin korumalığını yaparım. Sarkı neden olur. Kıskandın mı sen acaba? Hoşuna mı gitti senin aşama? Birazcık. Bahar şenliğinde görüşürüz.
Günaydın elektrik adamı. Bugün de senin öpücüğünle uyanamadım. Ama ben de sana düştüm elektrik adamı. Çarp beni. Günaydın uyuyan güzelim. Bugün neden bugün olmasın? Ne oldu ya, bu fotoğraf yine gitti. Her zamanki gibi çok elektriklisin. Kim bilir, belki yakında bir sürpriz yaparız. Hadi be. Efendim? Bir şey yok sevgilim, uyu sen. Ay, iki profil açtım, herkes bu çiroza düştü ya. Neyi varsa buna düşünecek. Aslında şu ödeme attın mı var ya, o Zehra'yı beşe katlarım. Ne var kız? Katlayamaz mı? Huri, oğlanlarla yazıştığını babama söyleyeyim mi? Duygu, hayır dur. Ölüme girer Duygu. Yakalayamaz. Ay Huriye yavaş ya. Pardon teyze. Hadi gülüm, otur masaya sen hadi. Huriye'cim hadi çayları getir, çabuk geç kalıyorum ben. Anne, ya. Boyaya çiçekli bluzumu geç kaldım. Huriye abla. Ablan andır. Teyze bir şey söyle ya. Ay kızım sen de sus söyle bir şey. Anne benim ama. E ne yapalım? Ne var ya, ben giydim. Hem bana daha çok yakıştı, içini doldurdum. Anne bak, işe geç kalıyorum, vallahi sinirden ağlayacağım. Yapma bak, hayır sakın, 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 sakın. Bugün sinirlenmek yok, tamam mı? Ben seni bugün burcunu okudum. Jüpiter koça giriyor, orada böyle bir şeyler karıştırıyor. Ama böyle çok güzel şeyler olacak. Sen bugün isteyeceksin, gelecek. Bugün kader günü. Anne ne Jüpiter'e ne koçu, ne diyorsun sen? İyi, iyi, bunu yükselen terazi, aynı terazi gibisin zaten, uyuşuk. Hadi kalk üstünü giyin de çıkalım ya. Anne ne diyor ya bu? Ay kızım ne var, onu da götür. Kızım bütün gün canı sıkılıyor evde, ne olacak? Of. Sabah sabah nedir ya bu kadar bağırış çağırış bir evde? Anne, huzur bu kadar uzak olmamalı ya. Oğlum, canım benim, bebeğim. Al yavrum, al çay, al çay iç. Huri, oğlanlara güzel gözükmek için halamın üstlüğünü giymiş baba. Ne diyorsun kız sen? Anne ne diyor bu kız? Şaka, şaka. İlay halacığım. Şaka yaptım desene halacığım. Şaka. Ay, sabah sabah şaka da mı yapamayacağız ya, Allah Allah. Huriye, bak gözüm üstünde. Vallahi yakarım. Tamam. Yakarım hocam. Yakarsın abicim. Hadi, hadi gidin siz. Hadi gidin, hadi geç kaldınız. Hadi, hadi canım. Ya sonra yersin, bırak. Ya Zehra'cığım ya, hadi. Tamam, hadi, ya. Hadi, hadi. Nereye gidiyor bu Huriye? Ya ben yolladım evladım. Ya şimdi sıkılıyor ya kız evde, birazcık geçsinler. Zaten Zehra var yanında, merak etme sen. Ya Zehra da başımıza ayrı nane ya anne. Yani teyzeme söyle bu kızı geri alsın İzmir'e. Vallahi benim denetimli serbestimi yakacaksınız ya. Teyzen İzmir'e geri alsın. Yahu bütün İzmir'in erkeklerini takmış bu peşine. Gelip kapıda mart kedisi gibi tır tır tırmalıyorlar ya. Nereden geri alacak teyzen ya? Ne var? Ay, ay pardon gülüm. Buldurun be hele. Bir Ağustos'ta değil, kahvaltı ettirmediniz gitti ya. Hele mi? Götürüyorsun kızı salona, oradaki hanım teyzelerden öğreniyor bazıları. Götürmeyeyim, evde Huriye ile bırakayım. Huriye ile bırakma. Biraz huzur istiyorum be. Az bir huzur. Ne yapayım, yumurtadan zeytinden mi alayım huzuru? Beni nerede? Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Bir tane de eve götür. Kız Zehra, burası senin eski okulmuş, hiç demiyorsun. Huriye demesi hiç yani.
Evet. Eski okulum. Kızım burası bırakılır mı hiç ya? Uzun hikaye ya, boş ver. Kendi bırakmadı ki. Hep abisi yüzlü abla. Aldatmayı hiç sevmem. Elime karşı. Yanlış bu diye. Kalp damar cerrahisinde bir isim olacağım ben. Bana eksik bilgi veremezsin. Veremezsin. Veremez. O değil de ben ne zaman sana geleceğim? Kaç kere söyleyeceğim. Ev sahibi tehlikeli. Erkek sinek sokmuyor apartmanın. Öyle mi? O zaman ben de sessizce girerim. Müzik durdu. Fena söylemiyordu değil mi? Bilmem, dinlemedim. Dikkat etmedim öyle. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Ben en iyisi bize içecek bir şeyler alayım ama sen burada bekle. Yok. Hiçbir yere ayrılma. Ben hemen geliyorum. Sana o sevdiğim büyük limonata gibi şeyden alacağım. Tamam, geliyorum hemen. Birazdan tekrar sizlerle beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. Buyurun Paris'tiniz. İyi günler. Sakalların çok güzel. Kestirme. Uğriye abla, sen de biraz yardım etsene. Mecburum. Zehra'cığım. Hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim canım, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de hocam. Keşke farklı şekilde karşınıza çıksaydım ama... Sana yolladım, haberi almadın mı yoksa? Ne haberi? Nihal'le haber yollamıştım sana. Ya, hala görüşeceğini sanıyordum. Hocam görüşüyoruz. Alt katımızda hatta da mutlu herhalde. Neydi haber? O zaman güzel haberi ben vereyim. Yani henüz kesinleşmedi ama galiba af çıkıyor. Af mı çıkıyor? Hocam ciddi misiniz? Evet. Eminim çok iyi bir doktor olacak. Mutlaka okula geri dönmen lazım. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz, görüşürüz hocam. Canım. Arkadaşlarında gitseydin ya. Herkes dalmış bir yere. Ben seni sonra tanıştırırım birileriyle. Kanki. Kıza ne oldu? Ne bileyim, af çıkıyormuş ya. Delirdi herhalde. Aa, ben onu söylemeyi unuttum. Can'a da söylemeyi unuttum. Ali abi izin vermez ki zaten. Doktor Zehra Kaya, uzman doktor. Annem haklıymış. Ne demişti? İyi şeyler çağı gelecek. Lütfen gel. Değiştir kaderimi hangi yolla olursa olsun. Lütfen. Şey tabii ki çıkarayım. Starım. Çok iyiydi sahnede. Bayıldım. Öyleydim. Ama ben o kadar baktım, göremedim seni bir türlü. Neredeydin sen? Nasıl göremedim? Tam ortadaydım. Herhalde o kadar kalabalığın içinde göremedim. Ama benim gözlerim hep senin üzerindeydi. Anladım. O kalabalığın içinden beni izledin yani, ha? Evet, evet. Gözlerimi bir an bile ayırmadım. Hele bir ayır. Zaten bir ayır. O güzel gözlerini oyarım senin, biliyorsun değil mi aşkım? Benim güzel gözlerim senden başka hiçbir güzeli görmediğine göre... ...sorun da yok aşkım. Neredesin Can? Delisin sen. Senin delinim. Ben en iyisi bir tuvalete gideyim ha. Hem sahnedeyken seni kaçırmak istemem. Tamam. Tamam, bekliyorum. Hemen geliyorum.
Can. Ay Ferit, kulaklığım kaldı sende. Ferit, kulaklığım sende kaldı. Ferit Can. Ferit az daha patlıyordun ha. Neyse tamam, bir şey yok. Bir sadece kötü şanstır. Seni unuttuk ya. Ah Sera, ah. Nasıl ya? Buraya? Bugün de öpücüğünle uyanamadım. Sana bir sürpriz yapabilirim. Benim güzelim, hayalin gerçekleşti. Ne diyorsun be sapık? Ne yapıyorsun? Tanımadın mı ya beni? Ya daha ne olsun? Dur, sen dur. Kimsin sen ben, de beni şey öpüyorsun var ya? Biz, ben İmdat, yardım edin. Biz konuştuk ya, ne? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Bu Richard'ın arkadaşlar şikayetçiyim. Bu adam zorla öptü beni. Ne? Asıl ben şikayetçiyim, bu kadın dövdü beni. Öyle tanımadığın insanları öpersen tokadı yersin. Ya ne tanımadın? Ne? Ben seni tanıdığım birine benzettiğim için öptüm. Tanıdığın birini mi? Ya insan tanıdığı birini görünce bir bakar iyi mi diye. Öpmek ne ya? Uyan güzel miyim ben? İşte değil misin? Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ay bak hala. Tamam arkadaşlar, tamam. Ya belli ki ortada bir yanlış anlaşılma var. Tamam, sakin. Ya lütfen hanımefendi, siz de biraz... Ha tamam, bir daha öpmem söz. Ay bak hala öpeceğim diyor. Bak oğlum ya, senin paralarım. Ama sen benim karşıma çık, ben sana göstereceğim bu gülmeleri. Tamam kardeşim, gel hadi gel. Biraz sakin. Gözlüğüm kaldı ya. Gözlük diyor. Al sana gözlük. Tamam kardeşim, bir sakinleş. Ruh hastası, deli. Tamam. Aslında. Eyvallah. Nasıl bu kadar benzer ya? Fantazi yaptı. Deli kız. Aa Zehra, sen de taktın mı çocuğu? Gözün her yerde onarıyor sanki. Ay ne alakası var? Huy oldu karşıma çıkacak diye. Başka şeyden değil. Yakışıklı mıydın? Ne kadar yakışıklı? 10 üzerinden 100 mü? Keşke bir de ben öyle öpsem. Ay saçmalamayın ya. Nesi güzel bunun? Yani sabahtan beri telefonlarımı açmıyor. Desteğe ihtiyacım var. Eve ne zaman gelirsin? Geç gelirim Sera. Bir kere de depresyona girme. Ay nerede bu çocuk ya? Benim burada kalbim acı, senin umurunda bile değil. Hepinize çok teşekkürler. Orkestramız, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Daha yeni eğlence başlıyordu ya. Yakışıklı çocuklar yeni yeni düşüyordu. Ay Uğur'u abla, bizim çalışmaktan eğlenecek enerjimiz mi kaldı Allah sen? Abla demeyi biliyorsun ama sorsak gençsin. Hemen yoruluyorsun ya, için geçmiş seni, çürümüşsün. Taksi driver. Şöyle güzel bir şarkı aç da neşemizi bulalım. Ben açıyorum.
bilsem ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydım. Daha dün kalbim şuradaydı. Ah nerede? Hadi kalksana kız sen de. Nerede unuttum kalbimi acaba? O burada. Yine yine öptü beni. Nerede o? Nerede o? Buradaydı ama. Kızım eminim yani. Kızım nerede? Kızım ya? Gördüm burada biri vardı. O. Ya yine öptü beni. Zehra burada kimse yok. Ya ama gördüm ben. Ya yazık bu kız delirdi ya. Gördüm diyorum gördüm öptü beni. Senin aklın o çocukta kalmış. Ne kadar etkilendiysen artık. Tamam gördün ya. He, tamam tamam öptüm. Hadi lütfen ya. Ya gördüm diyorum buradaydı. Gördün ablacığım. Hadi git lütfen. Ya gördüm diyorum. Ay evet tamam tamam. Kimlere sorsam nerelere baksam. Kimse bulan kimse alan. Ama yok ki etrafta kimse. Kimse yok ki. Umarım ararsın. Ararsın da ben açmam. Kalp nasıl kırılırmış görürsün. Hatta arada gör. Arasana be. Tamam. Arama. Benim sana ihtiyacım yok zaten. Benim kimseye ihtiyacım yok. Sadece kendime ihtiyacım var. Değerliyim ben ya. Hem hava da güzel. Ne vardı? Seracığım bir balkona kadar çıkabilir misin? Ben senin her istediğini yapacak bir kadın değilim. Tatlım sen bir çık. Farkındayım. Bugün seni çok ihmal ettim. Gerçekten ettim. Sevincinden beni eve davet ettiğin sonucunu çıkarabilir miyim? Tamam mı? Ali abiye yakalanmayalım tamam mı? Ali abi kim ya? Anlatırım ben sonra. Sen gel. Hadi bekliyorum. Sessiz ol ama tamam mı? Açıyorum bak kapıyı. Bekliyorum hadi. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Daha bu sabah uyanır uyanmaz güzel bir şeyler olacağını hissetmiştim. Vallahi bak. Aman yok. O manyağı demiyorum. Olur değil mi bu yıkılı? Okula geri dönebilirim. Bence senin çocuğun olsa çok sevinirdin. Helal olsun kızım derdin. Gurur duyardın. Sende öyle bir baba olma potansiyeli var çünkü. Benimki ne yaptığımı bile bilmiyor. Hala! Koşun! Ne yapıyorsun? Biliyor musun biz bugün Enoş'la rölpe yaptık. Ay aferin sana ya. Halacığım sen şimdi içeri git ablalara söyle sana en sevdiğim pastalardan versinler tamam mı? Hadi. Tamam. Koş. Aa, havadislerim var galiba ha? Ay, ay sakın Huriye bir şey yaptı deme. Ay yok anne Huriye eve geçti. Anne. Af çıkmış okula geri dönebileceğim. Ay, ay deme. Af mı çıkmış? Ay ne yapacağız biz şimdi? Ya anne ya şu tepkine bakar mısın? Ay ne yapayım kızım ya ne yapayım ben seni heveslendireyim şimdi ha? Yani sence abim buna ikna olur mu? Ay ben niye onu ikna edecekmişim? Artık o küçük kız yok onun karşısında. Aslında bütün bunlar abinin değil, babanın suçu. Anne ne alaka babam? Tabii o şerefsiz çekip gitmeseydi abim böyle sert mizaçlı olmayacaktı. Sebep de hazır. Resim çizerdi. Böyle
Hani ben bir keresinde ona böyle pembe muz çoraplar giydirmiştim. Üşümesin. Anneciğim, dön oradan ama konumuz bu değil ki. Evet doğru. Konumuz benim pislik değil, senin pislik. Her şey o mendebur yüzünden başımıza geldi zaten. Sadece o değil, hepsi. Babam, abim, o. Ama artık hiçbir erkeğin hayatımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Evet. Bak, ben şimdi bir şeyler düşüneceğim, tamam mı? Ay benim bu sıkıntı alıyor. Yok, yok. Benim, sen bana bir bardak su ver, ne tamam, olur. Tamam anneciğim, ay, veriyorum. Sıkıntı yok. Stres yok. Başla, başla. Oyalanma, çok az kaldı. Ver. Oğlum, arapası versene. Hadi. Şu tam iyi geliyordu. Ne yapalım? Evet. Al işte. Solda adam. Adam kaçıyor. Ya Burçak, nereden bileyim ben Ferit nerede? Ulan ben bu adamın bakıcısı mıyım ya? Ya var ya, kız en sonunda beni gruptan atacak o olacak. Ya şurada para kazandığımız bir tane iş var. Ondan da olacağız abim yüzünden. Hayır, ben senin ayağının dümenine bu dakikada o pozisyon kaçırılır mı be? Ya ben kime diyorum burada? Oğlum ne yapıyorsun lan maçın en heyecanlı yerinde? Ya abi sana burada bir derdimizi anlatıyoruz değil mi? Dinlesen ölür müsün? Maç bitsin öyle anlat. Allah Allah. Al maç da bitmiş. Ulan kupon, kupon yattı be. Kupon yattı. Uğursuz köpek. Rahat ettin mi? Yani abicim bu yeni bir şey değil ki. Sen hep kaybediyorsun. Hayır yani. Anlamıyorsan niye oynuyorsun? Bana bak, sen çok konuşma ha. Üçüncü sınıf müzisyen senin. Sen bekle. Ben şu albümü çıkartayım. O zaman benim peşimden koşarsın sen. Kesin tutacak Ömer. Oğlum. Günü gelir o kuponlarla seni de albümünü de satın alırım ha. Yok ya. Yok ya, var ya öyle işte. Alırsın, alırsın. Aa, sen bekle. Ay, ay oğlucuğum sana yemek getirdim. Annene bin kere diyorum oğlucuğum falan yok şimdi. Lan ne gülüyorsun oğlum? Muttin abi. Ali bir şey oldu çocuğa. Ay ne oldu? Eyvah. Gel bakayım. Duygu. Ne oldu kızım? Ne biçim acıttı Meret? Tam neresi ağrıyor kızım? Tam ay Ali ne yapsak acaba? Bir yani şekerli su falan iyi gelir mi? Ya şekerli suyu ne yapacaksın? Doktora gidelim. İyi gelmez değil mi? Bak ben sana her zaman söylüyorum değil mi? Yani bizim evimizde çatımızın altında bir doktor olsa çok iyi olacak. Evimizde doktor niye olsun bizim anne? Delirtme insanı ya. Doktora götürelim bir serum iğne neyse. Anne iğnesi Ali ya. Ya Ali evladım. Ay Allah. Oğlum babam arıyor. Çıktı mısın? Görüntülü arıyor oğlum. Çabuk toplan. Toplan. Daha yeni aramadım ya. Dövmek, dövmek, dövmek. Şöyle otururuz şu arkadaki kuponları. Kuponları al. Dövmeni mövmeni kapattın mı oğlum? Sen kuponlarını al benim dövmeme laf edeceğini. Gidelim. Küpe, küpe, küpe. Oğlum küpeni müpeni hallet. Çabuk gel. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Aç bakalım. Gülümse, gülümse. Açıyorum. Hayırlı günler babacığım. Hayırlı günler babacığım. Ah yavrularım benim. Ya oğlum bu telefonunuzu bir düzeltin. Siz telefonu bir yan çevirirseniz babacığım. Annemi de görürüz hem. Ha tamam tamam. Aa ne kadar süzülmüş bunlar Hakim Bey. Yok anne süzülmedik ya. Vallahi iyiyiz iyiyiz. İyi iyi peki. Abinizi verin bakayım bana. Ona çok güzel haberlerimiz var oğlum. Şey, anneciğim... Abim evde değil. Nerede? Nerede olacak? Kütüphanede. Evet. Her zamanki gibi. Ha, iyi, tamam peki aferin. Çok çalışıyor. Nasıl gömüldü derslere belli değil. Müzik falan mı açsaydık? Boş ver müziği. Ne gerek var? İyiyiz bence böyle. Ben bize içecek soğuk bir şeyler getireyim istersen. Canım, sırası mı sence şimdi? Ben en iyisi bize içecek soğuk bir şeyler getireyim. Hemen geliyorum, bekle. Yine çok popülerim. Hayatım, nerede kaldın? Seni bekliyorum. Ferit, mesajıma cevap verir misin? Arıyorum, açmıyorsun. Neredesin sen? Sakın beni burada bırakıp gittiğini söyleme. Ferit! Of Burçak ya. Sen 300 metre ileride ne arıyorsun be Allah'ın cezası herif?
Aşkım, seni çok merak ettim. Şarjım bitiyor. 5 dakikaya evdeyim, şarja takarım. Beni ara. Nerede kalmıştık? Bebeğim, sen bana şekersiz bir şey mi getirsen acaba? Şeker bana biraz dokunuyor da. Aşkım, ben şeker kullanmıyorum ki. Evde meyve şekeri bile yok. Al bak istersen. Yok mu? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. Ah! Ah, Sera, bana bir şey oluyor. Ne oldu bir anda? Bilmiyorum, mideme bir ağrı girdi. Ah, çok kötüyüm. Sen bana su getir. Tamam. Bana su getir. Tamam, hemen getiriyorum. İçine buz, nane, limon falan ne buluyorsan koy. Sen ne ara geldin? Şimdi. Nerede bu çocuk? Hangi çocuk? Ferit. Ferit mi geldi? Evet de. Crazy Boy 69. Hilti Necmi. Elektrik Adam. Online değilsiniz ya. Neden offline'sınız? İnşallah günahını alıyorumdur. Pardon, kime bakmıştınız? Merhaba. Elektrik. Elektrik? Elektrik. Evet, evet, elektrik. Ben elektrik tesisatı için gelmiştim. İzninizle ben içeriden bir ana sigortaya da bakabilir miyim hemen? Anacığım evde değil. O bir tane nerede o? Ne? Alt katta, onlar alt katta. Evet, ana sigorta da buradaymış. Ben sandalye gibi bir şey varsa üstüne çıkabileceğim. Geldi. Ne oluyor arkadaşım? Sen kimsin ya? Arkadaşın mı? Ne? Şerefsiz ederim. Çık neredeyse ortaya. Burada da kaçak yok. Güvendesiniz. Güvende olmak isteyen kim? Yakışıklı. Anlamadım. Bebeğim. Anlatacağım hepsini tek tek, merak etme. Anlatmayayım, ben gideyim artık. Niye geldin, niye gidiyorsun ya? Bu şu an saçma sapan bir yere doğru gidiyor ablacığım. Ne ablası ya, hoş. Deli suyundan beni. Ben deliden korkarım. Dur, ne yapıyorsun ya? Ya benim oğlum. Neredesin? Çık ortaya. Biliyorum o şerefsizin burada olduğunu. Konum burayı gösteriyor. Kimsin sen? Neredeysen çık ortaya. Ferit Şerbetlioğlu. Şerbetlioğlu mu dedin sen? Evet canım. Şerbetlioğlu dedim ben. Kendisi benim sevgilim oluyor da. Hı? Nerede o? Ferit Şerbetlioğlu'nu tanımıyorum ben. Can Şerbetlioğlu benim sevgilimin adı. Arkadaşlar, çok garip bir tesadüf ama benim sevgilimin ismi de Ferit Can. Gel bakalım, babasının gülü. Baba alsın mı seni kucağına? Ha? Alsın mı? Atla.
Hoppala! Boş boşuna hastaneye gittik ya. Bari bir tansiyonuna baksalardı. Niye boşu boşuna olsun kızım ya? Bak ne güzel öğrendik, bir şeyin yokmuş işte. Ama ben en başında söyledim değil mi? Anne ne söyledin? Şekerli su verelim dedin kıza. Hayır canım onu demiyorum. Ondan önce söylediğim yani her ele bir doktor, yani eve bir doktor lazım dedim. Anne hastaneye gittik de incilerimiz mi döküldü? Allah aşkına yapma ya. Biz kodaman mıyız? Biz sosyete miyiz bizim evimize doktor gelecek? Yani bu işin bir raconu var. Hastalanırsın, gidersin hastaneye, doktor seni görür. Ay aman bizim bir hastalık raconumuz eksikti yani. Orada mı ya? İyisin değil mi kızım? Eyvah! Ali abi! Ali abin kim? Ben tanımıyorum. Ali abi! Seni burada duyarsa var ya ikimiz de keser abi. Daha başım canım burası. Gir gir gir. İçeri gir. İçeri. İçeri. Gir gir gir. Gir gir gir. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim bu Ali abi? Ali abim eski boksördür. Gerçi sonra atıldı biliyor musun? İki kere hapse girince. Hatta en son üç kişi haşet etti. Şimdi seni görünce üçüncüye girecek. Ne olur bize bunu yapma. Ne olur gençliğimiz yanar. Sen hiçbir yere kıpırdama tamam mı? Hoppala. Atla bakayım bal kızım. Yok bu hiç mantıklı değil. Benim aldatılmam değil mi? Bence de değil. Onu demiyorum. Belki de Sera haklı. Ben mi? Hı. Sen bir telefonunu versene fotoğrafına bakayım. Ay yok. Ferit çok utangaç bir çocuktur. Sevmez öyle fotoğraf çekilmeyi falan. Hadi oğlum, hadi oğlum ya. Senin de şarjın bitmesi olmaz. Ben birinin günahına mı girdim ya? Yok. Ay. Ya normalde söylememem gerekiyor ama böyle şeyleri. E madem iş buraya kadar geldi. E Ferit ajan şu an gizli görevde, o yüzden fotoğraf çekilemiyoruz. Aa benim güzelim. Aa kızım yazık sana ya. Biri mi beddua etti acaba? İyisin değil mi Gülüm? Ha? Ay iş verin lan. Bir dakika. Okulun sitesine bakalım. Ha, aynen be. Aç. Aç aç aç. Buraya yok mu ya? Var mı anahtar sende? Buraya. Kız sesin duyuluyor. Açsana. Neredesin? Hoş geldiniz. Niye erken geldiniz ya? Sana hesap mı vereceğiz oraya? Allah Allah. Bir duş alamadık. Alırsın. Şimdi mi aklına geldi ismine bakmak? Kızım nüfus müdürü müyüm ben? Her adını söyleyen doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye kimliğini isteyeyim. İsteyemezsin tabii. Çünkü o sırada en yakın arkadaşının sevgilisini ayartmakla meşguldün. Sen ne diyorsun be? Sizin daha önce başladığınızı nereden biliyorsun? Belki sen benimkini ayarttın. Benimki diyor ya. Kızım seninki meninki yok. Sen daha çocuğun adını bilmiyormuşsun. Yazık sana. Sen biliyor muydun evet, be? Evet, ben biliyordum. Gelmiş bizim evimizde bize artistlik yapıyorsun bak. Ya bir dur Sera bak sinirlerim bozuk. Zaten elimden bir kaza çıkacak şimdi. Öyle mi? Çıkarsana bakalım kazanı. Çok merak ettim o kazayı. Kral Maga biliyorum ben. Ne diyor ya bu kral mural? Ne oluyor ya? Ay ne diyorsun be? Ya. 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 Ya
Ne yapıyorsun? Abi? Kalk lan! Bir ayrılın ha! Ne yapıyorsunuz? Bak işte yıllar. Bir dur! Ay! Sakin ol! Hoş! Ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu böyle koca koca kadınlar? Bunlar benim sevgilimi ayartmışlar Zehra. Hayır! Güzelim, ben sana işin aslını hemen izah edeyim. Benim sevgilim ne yazık ki beni bu iki vasatla aldattı. Sen benim sevgilimdi. Ay bir dur, bir dur. Bir sakin olun, bir sakin. Şimdi ben doğru mu anladım? Ortada bir adam var. Benim sevgilim. Benim sevgilim. Benim sevgilim. Ay ne zıkkımsa artık. Bu adam üçünüz aynı anda birlikteydi. Sizin bundan haberiniz yoktu. Üçünüzü birbiriniz aldattı. Ben doğru mu anladım? Gibi. Öyleymiş. Özetle durum bu. Ay siz niye kavga ediyorsunuz? Hayır, adam sizi oynatmış. Gidip onunla ödeşeceğinize burada birbirinizi dövüyorsunuz. Pes size. Yuh. Ha bu arada kavga etmeyin. Duyarım. Anne çok ses geldi. Bir şey mi oldu acaba? Git bak aşağı abi. Yazık kız başlarına. Hayır, kaç zamandır da yani bunların biz hiç gürültüsünü falan da duymadık yani anne. Ay ama çocuğum genç, onlar eğleniyorlardır. Bak sesler çıkmıyor, gördün mü? Sen şimdi onu bırak oğlucuğum. Ver bakayım, ben sana plak koyayım. Ben koyarım. Ben koyarım. Bu kızlar sana emanet Ali abi. Ben bir bakayım anne. Nereye abi? Bir ses geliyor aşağıdan. Ha, duydum da film izliyorlarmış, kısacaklar şimdi. Ha öyle mi? Hem benim seninle konuşacağım şeyler var. Tamam. Konuşalım, gel. Sosyal medya kullanmıyorum dediğinde nasıl sevindim salak gibi. Orada boş boş kız düşürmeye çalışan bir tip değil sandım. Bu var ya bu. Bu sağlam şerefsizmiş ama. Yok, çünkü ben kendimi kurnaz zannederdim. Bu benden beter çıktı ya. Fotoğraf koydurtmuyor diye gölge konseptli fotoğraf düşünmüştüm. Ortak hesap açacaktık. Hepsi yalanmış. Yalancı pislik. Niye dondurmamı aldı? Kızlar, Zehra haklı. Bu herif cezasını çekmeli. Ha, çekmeli. Ama nasıl? Onu ben de düşünüyorum işte. Bence adam tutalım, kemiklerini kırdırtalım, dövdürtelim. Mantıklı olun kızlar. Karakolluk alırız, ceza bile alırız. Zaten benim böyle şeylere dikkat etmem gerekiyor. Her türlü basına yansır. Ünlüyüm sonuçta, biliyorsunuz. Bence içeceğin içine ilaç koyduralım. Bayıltalım, öyle kaçıralım. Yine ceza alırız. Elimizi kirletmeyeceğimiz bir yol gerekiyor. Böyle hayatını karartacak, onu doğduğuna pişman edecek bir şey. Birisi. Evet ya. Ne oldu? Kim? Bakın şimdi kızlar. Bunlar Bursalı köklü Şerbetlioğlu ailesi. Nereden biliyoruz? Ya Rumanyalıları kaldırın şuradan dedim. Kardeşi Ömer benimle çalışıyor. Kardeşi mi varmış? Alın şunları. Bu alın adamdan şunları. Herkes çok çekinirmiş. Ama en çok da çocukları. Babalarından aşırı korkuyorlar. Bu çuvallar ne arıyor burada? Ben size kaldırın demedim mi? Çok sert, çok kuralcı bir adammış babaları. Evet, tabii bir de para mevzusu var. Hepsinin ödü patlıyormuş. Bu korkuyu kullanacağız. Ne olsun babacığım, hep kitap, hep kitap. Yani babacığım, her gün ders çalışıyoruz. Aferin, aferin. İyi, iyi. Abinizi verin bakayım bana. Tabii tabii, hemen, hemen babacığım. İşte. Ferit abim gelir gelmez uyudu anneciğim. Çok koşturmuş, çok yorgunmuş bugün. Bakın. Ha, iyi, iyi, iyi. Uyusun, dinlensin. Uyusun, ah canım yavrum benim. Yorulmuştur. Hadi öpüyorum sizi. O zaman kapatıyoruz biz. Ders çalışalım, aksatmayalım. Hayırlı günler babacığım. Sağ olun anneciğim. Tamam abi, anlıyorum seni.
Ama ben doktor olmayı çok istiyorum ve bunu yapacağım. Tamam Zehra, o zaman konuşmaya gerek yok ki. Sen kararını vermişsin ya. Yok abi, konuşalım. Yani senin fikrin çok önemli benim için, biliyorsun. Of, ben çok kötü oluyorum ya. Bak baba, bunlar hep hekimsizlikten. Değil mi Nenoş? Evet bebeğim, tabii. Bak şimdi bizim evimizde bir hekim olsaydı eğer... ...biz Huriye'nin neden kötü olduğunu hemen anlayabilirdik. Ama evimizde hekim olmadığı için... ...Huriye'nin neden kötü olduğunu anlayamıyoruz. Anne tamam, darlama Allah aşkına, darlama ya. Mesaj alındı. E tamam yani, bir af çıksın bakalım. Önce bir af çıksın da bunlar, hani ondan sonra konuşulacak şeyler. Sonra konuşuruz bunları. Hadi Duygu'm, esniyorsun. Hadi yatalım. Ben büyüttüm kızım. Hadi iyi geceler. Kızım sen niye tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun? Yo. Anne ne diyorsun? Oldu bu iş. Oldu tabii. Bak şimdi, abin doğrudan olmaz demediyse... ...o zaman bu iş olmuş demektir, tamam mı? Ya ne yapsın çocuk? İşte lügatında yok, tamam mı? Ay dur, sinirlendirmeyelim. Maşallah, maşallah, maşallah. Ay ben... Çok kötü oluyorum ya, ama bir fenalaştım ben. Gitti çocuk, gitti Huriye. Artist olacaktın da içinde mi kaldı, anlamadım ki ya. Bastılar mı? Ne delirdim ben? Çok kötüyüm ya. Ya keşke bir su getirseniz ya. Esmiyor zaten, kurudum. Boğazım kurudu, keşke bir su getirseniz. Aman yarabbim ya. Al, al. Hadi, hadi ben yattım, iyi geceler. Zehra, Zehra, Zehra dur. Odama gideceğim artık. Gidelim. Konuşalım biraz ya. Neden doktorluk? Neden doktorluk ablam? Ablam mı? Sen iyi misin Huriye abla? İyiyim ablacığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Odama geçeyim. Aa, doktor koca bulmak için mi? Ay ne diyorsun Huriye abla? Uyuyorsunuz, doktor koca bulmak için mi diyoruz? Ay, ne diyorsun Huriye abla, Allah aşkına? Yatacağım. Aa. Gitti mi ya? Vallahi gitmiş. Atletik erkeğim benim ya. Aldım başa belayı. Yılmaz abi. Abi uyan. Murat abi. Efendim abim. Abi uyanmıyor bu. Oğlum horluyor bu. Ha. Bir dakika. Yılmaz abi, Yılmaz abi, abi kalk, abi kalk abi. Lan ne oluyor ya? Abi kalk, gözünü seveyim, işimiz gücümüz var ya. Lan ne güzel uyumuşum ha. Lan senin kardeşim yatağın ne kadar da rahatmış böyle. Evet, evet, rahattır, güzel. O zaman sana teşekkür ediyoruz abicim. Şöyle yardım edeyim ben sana. Eyvallah. Ayıp ettin bro. Lan bekar adamız sonuçta, anlarız halden. Lan aileyi idare etmek olsun, kızları idare etmek olsun. Yılmaz abine soracağız tabii. Yılmaz abicim, sabah da ekmeği kapıya bırakırsan... La ekmek dedin aklıma geldi ha. La kız beni neden terk etti ha? Hain kadın. İki dakika gelin de içeride anlatayım size, gelin. Abi hiç gerek yok vallahi. Bak şimdi, geçenlerde gittim bak buraya. Açıyorsun çenesini. Bir baktım. Kabul edecek abi. Hem niye kabul etmesin ki? Uslu uslu okuluma gidip geleceğim. Sonra her şey yoluna girecek. Dur, bağırma. Ay bunlar da yine ya. Bu yukarıdan bir sesler geliyor ama nedir? Yok, sıkıntı yok. Normal şeyler. Buldun mu? Tabii güzelim. Biz de geçen pazar testi olmadık herhalde. Sen bana o kağıt kalem getir. Tamam. Isıcaksın şimdi ya. Hakim Şerbetlioğlu'nun numarası budur. İşin geri kalanını siz halledebilirsiniz diye umut ediyorum. Ya siz emin misiniz bunun normal olduğuna? Yukarıda birini boğuyorlar galiba. Sorun yok, her zamanki şeyler. Huriye ablayın lafını da kırma peşindedir. Ali abi yakalamıştır, biraz agresif bir adam. Neyse ne, tamam. Siz arayın geciktirmeden adamı. Teşekkürler, memnun olduk. Ya kim arayacak? Ben ararım. Yok, sen heyecanlanırsın. Yo, ben çok iyi rol yaparım. Hatta bir kere lisedeyken. Yok, ben arayacağım.
Ya ben bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Sera! Sen bittin oğlum, bittin sen. Sen bittin. Tamam, sen çok yanlış adama çattın ha. Beyefendi, ben kimseye çatmadım. Sen nasıl kimseye çattın? Ben sizin gibi beyefendi be abiye hayatta çatmam. Şu an bir yanlış anlaşılma yaşıyoruz biz. Kim bu ya? Sen kimsin ya? Abi kimim ben? Kimim? Sen ne işin var oğlum benim evimde? Vallahi yanlış bir anlaşılma var. Kim bu anne? Abi kimim ben? Ben tanımıyorum. Abi ne yapıyorsun? Senin ben var ya, gırtlağını koparır, köpekler atarım oğlum. Abi sen ne diyorsun? Abi bu dediğin kaç yıl yatarı var, haberin var mı ya? Vallahi gibi bir de detay detay anlatıyorsun abi. Ulan ne işin var benim evimde? Abi ben değil, o benim. Hey Zehra yüzünden hep. Zehra mı? Zehra. Ver lan buraya. Hayır, hayır. Nereye, içeri mi gittin? Yapma. Anne, beni bırakın anne. Burçak. Şerefsiz. Gel lan buraya gel. Bittin oğlum sen. Bittin. Bacım, bacım. Burada hızlı kaçan bir çocuk gördün mü? Öncelikle bacım bacındır. İkincisi gördüm. Ya namus meselesi diyorum. Ha, kaçırmayalım çocuğu, gördün mü? O ırz düşmanı artık hiçbir yere kaçamaz, merak etmeyin. Adres ister misin? Sana da hayırlı akşamlar evladım. Hakim o hakim be. Şirketin yeni CEO'su. Bir göreceksin. Hayırdır inşallah. Alo. Merhabalar. Hakim Şerbetlioğlu ile mi görüşüyorum acaba? Buyurun benim. Efendim olduğunuz Feritcan Şerbetlioğlu'nun okulundan arıyorum sizi. Kendisine ulaşamadık, siz iletirsiniz. Öğrenci affı çıktı, haberiniz vardır belki. Kendisi okula geri dönebilir. Bir yanlışınız var herhalde. Ferit 3 ay sonra mezun oluyor. Affetmenize gerek yok. Benim önümdeki kayıtlar da atıldı görünüyor efendim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Görsün, Feritcan Şerbetlioğlu'ymuş. Hak etti. Allah Allah. Bir yanlışlık var kesin ama. Ne oluyor be? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Dönme geri artık, vur ileri. Ya abi, 1000 defa şunları ayrıştırın da atın dedik değil mi? Oho, ben kime söylüyorum ya? O izlediğim maçlar bile yeşillikte oynanıyor. Şu doğaya birazcık saygınız olsun ya, birazcık. Ya versene pasını, sağ kanatta adam bomboş, Allah Allah. Ya şu dünyaya bir faydan yok, bari bana bir faydan olsun. Hayret bir şey. Kapı da çalıyor, açmazsın değil mi? Ya ben bu evin en küçüğüyüm diye her kapıyı ben açmak zorunda değilim ki. Ya ver pasını kardeşim, ver. Nerede lan olsun? Hangi şerefsiz abi? Nerede lan? Abi. 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 Nerede? Vallahi bilmiyorum abi. Abi hangi şerefsiz basın? Ya. Ya sen ne biçim vuruyorsun ya? Hiç mi gücün kuvvetin yok kardeşim? Nerede lan? Vallahi bilmiyorum abi. Kim ben? Mazinoz abi. Vur, kır, parçala. Bu maçı kazan. Vur, kır, parçala. Bu maçı kazan. Ya vur, kır, parçala. Bu maçı kazan. Ya nasıl vuruyorsun? Daha kuvvetli vur kardeşim. Öyle bir şey olabilir mi? Nasıl mücadele ya? Vallahi bilmiyorum abi. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Kim lan bu? Nedir ya, Allah aşkına ya? Gel lan buraya. Gel, gel buraya gel. Ali abi. Ne Ali abisi lan? Nerede o şerefsiz? Nerede abi? Nerede lan, onu soruyorum, nerede? Bilmiyorum, nerede abi? Sizi var ya, hepinizi birden yiyecek. Abi, sen beni tanımadın galiba abi. Abi. Tanımadım lan abi, seni. Abi, ben senin bayinde çok kupon yaptım abi. Ne kuponu yaptın lan? Büyük kupon yapsam tanırım lan seni. Küçük küçük kuponlar yapıyorsun demek ki. Zevzek herif. Ben bulacağım lan o çocuğu. Kalk. Vallahi bilmiyorum abi. 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 Yok yok. Abi. 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 Şaka lan şaka. O kadar da değil. Oğlum nerede lan o şerefsiz? Ha? Nerede lan o şerefsiz? Abdur, kimden bahsediyorsun vallahi bilmiyorum. Oğlum söylesene. Bak yaparım o meşhur hareketi. Yapayım mı? Yapayım mı?
Ali abi, abi. Abiniz mi lan o sizin? Ha? Abiniz mi o sizin? Abi, Allah'ım oğlum, beni sinir hastası etmeyin abi, lan. Abi konuşsak. Beni sinir hastası etmeyin. Abi canım abim, yakışıklı abim. Abim mi o senin? Abi kim? Kim abi? Abi. Güzel surat. Değil değil abi, vallahi bilmiyorum. Açmıyorlar. Canım, Ferit'im uyuyordur. Murat'la Ömer de derse dalmıştır. Ha, ikisi birden bir derse daldı hanım. Dalar canım bunlar. Çalışkan çocuklar. Telefondaki kadın öyle söylemedi. İçime kurt düştü. Anlarız şimdi. Neymiş bakalım bu işin aslı astarı, bir öğrenelim. Bir şey soracağım. Sana gözlükle şapkayı kendini ünlü sandığın için mi takıyorsun? Hayır canım. Hassas cildimi güneşten koruyorum. Ama burada güneş yok ki. Çok meraklısın sen de. Yüzüm gözüm şiş. Sahneden sahneye koşturuyorum. Ne yapayım? Orada bilin diye söylüyorum. Hayranlarım var. Basın peşimde. Sizinle de burada bu şekilde görüntülenmek istemiyorum. Siz bana konuşuyorsunuz ama halledebildiniz mi meseleyi ha? Hakim Şerbetlioğlu inandı mı emin misiniz? Bu saate kadar dönmeleri lazım çünkü. Yani emin değilim. Ben arasaydım daha çok inandırmıştım. Emin değilim ne demek ya? Adamın telefonun sonunda sesi düştü diyorum size. Yani? Ben o ses düşmesini nerede duysam tanırım. Mesela A olmayı beklediğim bir dersen, B A aldığımda yaşadığım ses düşmesi gibi bir şey. Bu kaçınılmaz bir gerçek var ve ben büyük hayal kırıklığına uğradım ses düşmesi. Ayrıca ben nasıl bey alırım ya tıp etiğinden? Şu etiksiz de bir haddini bilseydi. Ya arkadaşlar yaptıkları kar mı kalacak kendine? Gerçi ben yine size güvenemedim. İşimi şansa bırakmadım yani. Önlemimi aldım. Kesmiyor beni çünkü. Ne yaptın? Anlat. Oo, ekip toplanmış. Ne yapıyorsunuz? Hareket planı mı yapıyorsunuz yoksa? Gel anlatalım. Yok ben çok yoğunum. Sonra gelirim. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sen dinliyoruz. Efendim anne? Sesa çabuk, koş kızım yetiş. Abini götürüyorlar, çabuk gel çabuk. Bırakın babam, bu hiçbir şey yapmadı. Ben çıkıyorum, burası sana emanet. Tamam da nereye gidiyorsun? Zehra? Zehra? Zehra! Bal kızım, abilerle bir konuşacağım, hemen geleceğim ben. Rahat ol. Buraya. Al kızı al, al. Yakışıklı polis abilerle biraz sohbet edip gelecek kuşum. Beyler, uyanık mısınız? Gel, gel paşam, gel uyandık. Oğlum dün fantastik bir gün geçirdim abi. Adamın biri beni kız kardeşinin yatak... Oğlum bu ne hal? Tır mı geçti üstünüzden? He, tır geçti. Efendim? Kardeşim sana ne oldu ya? Dur abi dur, aman gözünü seveyim. Kulağına kulaklık kaçtı, elleme. Oğlum hangi vicdansız sizi bu kadar dövdü? O zaman dört tane söyleyeyim, ben ikisini yerim çünkü. Komiserim, abim yapmış bir hata ama biraz tartakladı diye ceza almaz herhalde, değil mi? Kızım, biraz tartaklamak denmez ki halinin yaptığını. Eli biraz ağırdır. Hayır, bir de denetimi var. Ya o kadar söyledim ona. Usludur dedim, başını derde sokma dedim. Önceki cezalarını da koyarlar üstüne. 10 yıl yatar artık içeride. 10 yıl mı? Komiserim, 10 yıl ne demek? Ya bir çıkar yolu yok mu bunun? Dövdüğü çocuklar şikayetlerini geri alırlarsa belki kurtulur. Dövdüğü çocuklar mı? Nasıl? Bizim evdeki çocuğu dövmemiş mi bir tek? Murat ve Ömer adında iki kardeşi dövmüş. Murat, Ömer. Komiserim, sen bana adreslerini versen, ben gidip konuşsam belki ikna ederim. Adreslerini vermem doğru olmaz kızım. Komiserim, ne olur. Hem ben ne yapabilirim ki onlara? Gidip konuşacağım sadece. Veremem kızım. Komiserim. Çoluk çocuk sahibi adam, yazıktır. Hem bildiğin insanlarız biz.
Ben içeriye kendime bir çay almaya gidiyorum. Abi sen ne yaptın ya? Ben şuradan bir çıkayım, seninle konuşacağım ben. Ben ne alaka ya? Sen ne alaka mı? Kızım ben mi odama adam attım? Ha? Bir de geliyorsun burada bana posta kayıyorsun. Abi ben odama adam atsam niye çığlık atayım? İnsan kardeşine şu kadarcık güvenmez mi ya? Güvenir. Güvenmez. Biz de güvendik. Zamanında güvendik Zehra Hanım. Ne oldu? Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Yalansa yalan ne, bir hatırla istiyorsan. Üzgünüm Zehra. Yapamayacağım. O da mı benim suçum? O da senin suçun. Bu da senin suçun. O da senin suçun. Niye? Neyi niye kız? Okuyacağım dedim, tutturdun, taşı dişledin. Tamam dedik, kardeşimiz doktor çıkacak. Girsin okusun, gurur duyduk. Sonra ne oldu? Tutturdun evleneceğim diye daha okulda. Kızım dedim, saçmalama, olmaz öyle şey, dinledin mi? El mahkum kabul ettik. Sonra ne oldu? Herkese rezil ettin bizi. Bir sene mahalleli bizi konuştu. Senin yüzünden. Yalansa yalan ne? Biliyor musun? Sen o zaman da bana böyle hissettirmiştin işte. Nasıl? Suçlu. Zehra değil mi? Ailenin yüz karası. Sen okulu bırak dedin, ben okulu bıraktım. Ama bu sefer öyle olmayacak. Kendimi suçlu hissetmeyeceğim abi. Hayırdır? Ne bakıyorsunuz lan? Ben size bakıyor muyum? Ha? Memur bey, bakıyor da ben hallettim neyse. Sana bir artistlikler gelmiş ha Zehra Hanım. İzin isterken böyle değildin sen. Senden izin istemedim ben. Senin izine hiç ihtiyacım yok benim. Zehra bak, o okulu yakarım. Bak kızım, benimle çok zıtlaşıyorsun. O okulunu yakarım seni. Öyle mi abi? Öyle. Ama sana bir haberim var. 10 yıl sonra çıktığında yakarsın. Hadi bakalım. Bak kızım, annemi de... 10 yıl mı? Kim dedi kız 10 yıl diye? Zehra! Lan oğlum, ordu gibi yürümeyin. Yan yana yürümeyin ya. Yan yana yürüme ya. Sen önden git. Efendim anne. Zehra, konuştun değil mi komiserle? Bırakacaklar mıymış Ali'yi? Dövdüğü adam nasıl varmış? Zehra, yüzüne bir şey olmuş mu elektrikçi mi? Ya dur bir Huriye ya, bir dur ya. Bak Zehracığım, Duygu da konuşmak istiyor. Seninle veriyorum ya. Baba. Babam gelecek mi? Gelsin tamam mı? Ben babam olmadan uyuyamam biliyorsun. Babamı çok özlerim. Kuşum, tabii ki baban gelecek. Sen şimdi uslu uslu bekle tamam mı? Biz geleceğiz. Tamam mı kuşum? Hadi. Affedersiniz. Murat'la Ömer bu apartmanda mı oturuyor? Bir yanlışınız olmasın. Ferit'tir o. Anlamadım. Yani kızlar onları pek sormaz diyerekten. Neyse, şakamı da açıklattınız bana. Evet, evet, burası. Peki kaçıncı kat? Şimdi bak, gel. Şimdi böyle apartmanın aşağısına baktığında burası zemin oluyor. Burası bir, burası da iki oluyor. Ama gel bak, buradan baktığında burası zemin. Bayağı da derine sokmuş ya. Oğlum ben nasıl bir belaya düştüm? Oğlum bu herif bu evi nereden buldu ya? Ya Ferit abi, şu yüzümün haline bakarsan lütfen. Sen mi düştün, biz mi düştük? Ya sen barlarda kendini kızlara öptürürken... Oğlum ne diyorsun lan sen? Ha, duyuyorum. Hadi geçmiş olsun. Abi sağ ol ya. Abi ben dayak yerken ağlamaya başladım ya. Şuraya bak. Benim gibi müzisyen, sanatçı bir adamın düştüğü hale bakar mısın? Rezillik. Ben de beni bayiden tanır da çok şey yapmaz dedim. Çok şey yaptı. Tanımadı herhalde. Senin de kızların da Allah cezanızı versin Ferit abi. Ya Murat'ım, abim. Ya ben nereden bileyim herifin sizi bulup böyle döveceğini? Hayır, kızla aramızda bir şey olsa içim yanmayacak ama bir şey de olmadı. Şuraya bak ya. Adam hala ne diyor? Aha, geldi. Ömer saklan. Tamam. Saklan abi. Tamam, sakin olun. Sakin. Bir şey yok. Uf.
Huriye? Ay yok artık. Huriye mi? Sen Huriye'yi nereden tanıyorsun? Nasıl? Sen... Ay sus, duymak istemiyorum. Murat'la Ömer burada mı? İçerideler. Tamam, çekil. Buyur gel. Merhaba. Murat'la Ömer siz misiniz? Siz kimsiniz? Tanıştırayım. Sizi döven adamın kız kardeşi. Araya girmezsen. Bakın, abim size çok büyük bir kabalık etmiş. Sizin ailede buna kabalık mı deniyor? Yok, bizde de ayılık deniyor. Ama sizden rica ediyorum, lütfen şikayetinizi geri çekin. Hayatta olmaz. Yani çıkarsa bir daha döver. Huriye kim peki? Seninle konuşmuyorum. Dövmez canım, niye dövsün? Dövdü ama. Bu adam zorla odama girdiği için dövdü. Yalnız odaya zorla sokulan benim. Her neyse, yani açıkçası biz tırsıyoruz. O yüzden mümkün değil. Ya anlıyorum sizi ama bakın, denetimi var. 10 yıl içeride kalabilir. Ben o zaman buraya adresimi yazayım. Siz bir düşünün, belki fikriniz değişir. Beni ararsınız. İş yerimi de yazdım. Pardon, bir dakika. Bir konuşabilir miyiz? Ne? Bak, biz seninle ilk sefer pek iyi tanışamadık. Hatta ikincide de. Ama ben bu meseleyi halledeceğim. Merak etme. Ay seninle ne alakası var ki? Ya konuşacağım işte bizimkilerle, halledeceğim. Ben zaten senin gibi güzel bir kızın üzülmesine dayanamam. Ne diyorsun sen be? Ha şu tipine, şu haline bakmadan. İstersen diyorum. Biz bu meseleyi baş başa bir akşam yemeğinde konuşsak. Sonra belki... Terbiyesiz. Ne gülüyorsunuz oğlum? Ya? Neye gülüyorsunuz? Oo, ellerine sağlık. Çok iyi yaptı ya kız. Çok iyi yaptı. Ferit Paşa, öyle her kuşun eti yenmez. Ne kuşu be? Bildiğin uyuz. Hiç de tipim değil zaten. Tabii tabii canım. Şimdi sana yüz vermedi ya. Tipin olmaz elbet. Güzelim, seninle diyorum bu gece diğer güzel kızlarla yaptığımız şeylerden yapalım mı? Ay sen ne diyorsun be şu tipine bakmadan? Ah. Ayrıca adım da Huriye değil. Bravo. Bülbül, kızın yanında da konuşsaydın ya. Oğlum ben kıza bir şans verdim. O da bunu kullanamadı. Olay da bundan ibaret. Zaten bendekiler buna bin basar. Ya tabii abicim, bak vallahi eminim. Kesin öyledir. Neyse, ben gitarımın tellerini yaptırmaya gidiyorum. Bu macera bu kadar yeter. Hadi görüşürüz. Dur, ben de geliyorum. Bir tane yeni bayi bulmam lazım. Bir sürü maç var akşama ya. Oğlum ben bu kıza mı kaldım ya? Benim bir kere gül gibi Burçak'ım var. Bakalım Burçak ne yapıyor? Aradığınız kişiye şu anda provadaysa. Sonra tekrar dinleyin. Bu ara bir uğursuzluk var ama hayırlısı. Baba. Baba. Bir de o gelsin, üstüne tüy diker artık. Aa. Aa. Babacığım, anneciğim, verin elinizi. Bu ne bu? Boyaya çarpmışımdır. Boyaya çarpmış. Ne zamandan beri boyacılar erkekleri öpmeye başladı? Yeni bir şey herhalde. Yoksa... Bu seni öpen boyacı kız mıydı? Mesela şunlardan biri. Ha? Ha? İzzetsiz herif. Gitti çocuğu. Gitti işte. Yani bu fazla asabiyet çocuğumu ne hallere düşürdü? Yani bence çürür biliyor musunuz? Mapushanelerde 10 yıl bayağı yaşlanır, çöker ha. Şşşt, sus. Duyup biraz Huriye abla. Ne var ya, ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? Ya işte bu dayak yiyen çocuklar aslında şikayetini çekerlerse kurtulur. Ay çekerler mi dersin? Yok dediler ama. Ay gitti oğlum, gitti. Babam nereye gitti? Kuşum gel gel, ne gitmesi, gel bakayım sen, gel benim. Ama bir
yere gitmedi kuzum, bir yere gitmedi. O polis amcalarla çay içmeye gitti. Ben babam istiyorum, babam gelsin. Kuşum gelecek zaten. Hem sen nereden çıkardın babanın gelmeyeceğini? O dedi. Kim, ben ha? İftiranın böylesi, hiç de öyle bir şey söylemedim. Ya az önce dedin ya, çürüyecek orada dedin, yaşlanacak dedin. Hı. Ama bu dediğin çok mantıksız Duygu. Niye ki? Babalar hiç yaşlanmaz da ondan. Gerçekten hiç mi yaşlanmaz? Evet, hiç. Hem ben gel sana bir hikaye anlatayım. Hadi anlat, ne anlatacaksın? Bakayım. Çık sana anlatayım. Bak, dünyadaki bütün çocuklar bir araya gelip bir iksir bulmuşlar. Böyle dev kazanları varmış. Hepsi toplanıp bunları kaynatmaya başlamışlar. Sonra ne olmuş? Sonra demişler ki... Ne kadar güzel bir gitar. Ders çalışırken sana ilham mı veriyordu? Fazla üzgünsün. Çok mu kaybettin bahislerde? Ulan siz okuyun, tahsilli adam olun diye neyimiz var, neyimiz yoksa verdik. Karşılığı bu mu? Nankör herifler. Bey, çok üzerlerine gitme çocuklarım. Bak ne kadar üzüldüler onlar da. Onu bu haltları yemeden önce düşüneceklerdi. Canım, sabiler şeytana uymuşlar. Şeytan? Şeytan bunların yanında. Melaike kalır be, ne uyması? Babacığım, müsaadenizle ben bir durumu açıklayabilir miyim? Açıkla lan. İnanın ki olanlar karşısında ben de en az sizin kadar şaşkınım. Ha. Ama belli ki bu fotoğraflar komplo. Bak, komplo diyor çocuk. Duydum seni hanım. Komplo. Ayrıca dün gece ben nöbetteydim. Yani nereden bilebilirdim ki bunların bu kadar ortalığı karıştıracağını? Ayıptır be. Yalanın böylesi. Ha. Nöbetteydin demek. Evet. Dün gece acilde hayat kurtarıyordum ben baba. Kutsal bir görev neticede. Hem de acilde. Vay vay vay. Kahraman doktor oğlumuz bizim. kurtarabildin mi o zavallı hastanın hayatını? Elimden geldiğince. He. Bu da mı komplo? Hem okuldan atılmışsın, hem nöbetteyim diyorsun. Ay yapma hakim bey, yapma. Yap baba. Sanki daha önce yapmadığın şey. Anlaşıldı. İstanbul defteri tamamen kapandı. Toplayın pılınızı, pırtınızı. Yarın Bursa'ya gidiyoruz. Ne? Ama... Allah. Kuşum. Biz seninle artık aynı olduk. O ne demek? Senin baban yoktu ya. Benim de artık yok. Sen ne yapıyorsun lan? Ne bu hareketler? Ya abi, annem sabahtan beri ağzıma salam sucuk sokuşturup duruyor. Vallahi sinirim bozuldu ya. De lan. Git, ben vejetaryen olduğum de kurtul hadi. Abi söyleyin de kadın sabaha kadar ah benim oğluşma salandı diye ağlasın. Oğlum bu ne gürültü sabah sabah ya? Babam çabuk hazırlanın dedi abi. Biraz daha geç kalırsa kükremeye başlar. Hadi kalk. Hadi ya. Adam senden zeki ya. Bak, dövmeleri hep görünmeyen yerlerinde, görüyor musun? Senin dövmeni babam görürse ki görecek. Mıçtın sen, biliyorsun değil mi? Ya abi, ağzını bir hayır aç ya. Ben nereden bileyim Bursa'ya gideceğimizi? Bundan sonra babamla annemle yaşamayız diye düşünüyordum. Bittik biz ya. Vallahi bak, her şey buraya kadarmış. Az önce Burçak'la konuşup işi bıraktığımı söyledim. Aradım seni. Ben gitmiyorum. Ne? Nasıl? Gitmiyorum oğlum işte. Ya ne yapacağım ben Bursa'da? Siz ne yapacaksınız? Ya bizim burada bir hayatımız var. Ya sırf babam gideceğiz dedi diye bırakıp gidecek miyiz? Gitmiyorum ya. Ben de gitmem lan o zaman.
Ya abiler, siz gitmezseniz ben asla gitmem. Rakçıyım abi ben, Asya adamım. İstanbul'da kalıyoruz. Kalıyoruz be. Aslanlarım benim be. O zaman geç olmadan gidip babamla konuşalım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi Murat. Geldiniz mi yavrularım? Bakın mis gibi sizin için yaptım. Bu senin için sucuklu yumurta Ömer'im. Yemeyecekler. Su bile yok onlara. Aç mı kalsınlar bey? Toparlandınız mı? Ben gelmiyorum baba. Ne demek ulan ben gelmiyorum? Sen neyine güvenip bana kafa tutuyorsun ergene? Yavruma kıyma ne olur bey. Sakin ol. Sakin. Okula gidiyor musun? Yok. Bir şeyin ucundan tuttuğun da yok. Serserilik etmek için mi kalacaksın burada? Sanki bir işin varmış gibi. Var baba. Ne var? Benim sevdiğim bir kız var. Aa, kız mı var? Duydun mu hanım? Oğlumuzun sevdiği bir kız varmış. Kaç kız var lan? Evi kümese çevirmişsin. Yok baba, bu öyle değil. Hani biz ciddiyiz. Şimdi söz verdim, bırakıp gidemem de. Kim? Kim kim? Ferit, beni dinden çıkarma. Kim bu kız? Zehra. Zehra. Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Ne oluyor? Size aşırı aşırı iyi, muhteşem haberlerim var. Ayrıca Heda'ya getirdim, buraya bıraktım. Yoksa Ferit mi? Ya, bugün sevgili kardeşi Ömer beni aradı. Dedi ki ben bugün gelemiyorum, hatta belki bundan sonra hiç gelemiyorum dedi. Babaları bunları toplamış, Bursa'ya geri götürüyormuş. Ya, artık bizim çakma kazanova bundan sonra babasının dizinin dibinde oturur, ne yapalım? İnan! Ya oley be! İşte böyle yaparlar adamı Ferit Bey. Ya bize bulaşmayacaktı bebeğim. Hı? Hı? Gidiyor yani. Şey, kutluyoruz. Kutlamıyor muyuz? Kutluyoruz. Ha? Tamam. Ben kadehlerimi aynen getireyim. Aynen ya. Kutluyoruz. Ne yaparız? Ha? Ha? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, ne içersiniz? Ben önce bir tokadımı yiyeyim. Sonra belki tavuk göğsü alırım. Anlamadım. Ben ilgilenirim. Tamam. Ne arıyorsun orada? Sen beni mi takip ediyorsun ya? Takip etmeme gerek yok. Adresini yazmıştın ya. Ne istiyorsun? Aslında öyle çok bir şey değil. Sadece bir gece. Bir dur, şaka yaptım ya. İlk bir dinle beni, sonra istersen yine tokat atarsın. Kolay gelsin Perihan. Sağ ol canım. Perihan Hanım, çıktım ben. Güle güle. Ay vallahi ağlamaktan gözlerim şişti yani, gerçekten. Aa! Perihan, bu ne? Ay ne yapacağız şimdi? Ay ya ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim. Ben bugün kederliyim dedim. Benim Ali mapusta dedim. Yapmayalım bugün dedim sana. Yapmayalım dedim ya. Ay bir de suçlu ben mi oldum? E tabii ki sensin. Aa Şirek. Hadi be. Teyze. Ali abim demiş ki nezarete giderken. Yakarım bu mahalleyi demiş. Nasıl yani, kime demiş? Annem duymuş. Ay yani annen İzmir'den nasıl duyacak ya Huriye? Öyle duymuş. Bana bak Huriye, zaten sinirim tepemde. Yani delirtme beni ya. Hadi çık, kapat sen dükkanı. Yürü kızım, yürü gidiyoruz biz. Ay delirttiniz vallahi beni bugün ya. Yürü evladım, yürü. İn. Yavaş. Ver eline. Ailene karşı sevgilimmişim gibi rol yapmamı istiyorsun benden. Gibi. Yani şöyle, ailemle bir akşam yemeğinde tanışacaksın. Aman efendim Ferit ne tatlı kız bulmuş diyecekler. Ki buradaki tatlı kız sen oluyorsun. Sonra ben onlara bazı sözler vereceğim falan filan. Ve konu böylelikle kapanacak. Çok iyi fikir. Hı-hı. Böylece kardeşlerimle şikayetlerini geri çekmiş olacaklar. Yani anlayacağın tam bir kazan kazan durumu.
kulağa daha çok şantaj gibi geliyor ama bana. İstemezsen bir daha yüzümü görmez. Bir gece ya, gerçekten. Ay sen ciddisin. Bir şey söyleyeceğim, sen ciddi delirmişsin yalnız. Ha, ne gerek var bunlara, gidip insan gibi konuşsana babanla. Sence gerek olmasa ben niye 2 saattir burada dil dökeyim? Babam öyle yapmıyorum, gitmiyorum, istemiyorum falan anlayacak bir insan değil. Kim bu adam ya? Bak benim başımı belaya falan sokma. Ay yoksa mafya mı senin baban? mafya. Hem de ne mafya? Bak, bu. Bıyıklı. Bıyıklı? Nasıl ya? Bu senin baban mı? Babam. Bu tatlıyı da güzel yapıyoruz bence. Ama annemin tarifi ondandır. Üç kardeşiz zaten. Orasını biliyorsun, tanıştın. Murat, Ömer senden daha sevimli çocuklar, bunu da biliyorum. Başka? Ne de güzel öyle laf sokuyorsun sen, maşallah. Onun dışında annem mükemmel bir insan. Dur, ezilme. Ya koluma girmek için böyle oyunlar oynamana gerek yok. Senin koluna ne gireceğim ben be? Yalnız bu laf sokmaları annem geldiğinde yapmasak daha iyi olur çünkü annem bana aşırı derecede düşkündür. Aa, öyle mi? Aşırı şaşırdım. Neyse, devam ediyorum. Ailem ileri derecede geleneksel insanlar. Yani bacak bacak üstüne, katiyen atılmayacak, el öpülecek. Ay tamam. Biz de uzayda büyümedik herhalde. Söylüyorum işte. Dilekçeyi ne zaman vereceksin? Ha, dilekçe. İşimiz biter bitmez abim kuşlar kadar özgür olacak, hiç merak etme. O yüzden sen şimdilik bana odaklan. Elbise işi tamam. Saat 7'de akşam kapından seni şoför alacak. O da tamam. Şoför o da... mü? Ne gerek var, ben kendim gelirim. Sana inanıyorum. Evet, gelebilirsin ama o saatte seni tek başına bıraktığımı öğrenirse babam bana çok kızar. O yüzden. Yuh, saat 7'de. Evet, saat 7'de. Ne diyecektim? Bir şey daha vardı ya. Gül lokumu. Babam gül lokumunu çok sever. Sen burada dur. Beni bekle, ben hemen geliyorum. Ah Zehra, kızım ne işlere bulaştın sen ya? Kolay gelsin. Bir kutu gül lokumu alabilir miyim? Hoş geldiniz. Ferit. Vay Hakan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Çok şaşırdım oğlum görünce. Oğlum asıl ben şaşırdım. Yoksun hiç ortada. Fransa'daydım biliyorsun. Yakında tekrar gideceğim. Devam mı Fransız model kızla? Aynen. Yakında evleniyoruz. Yine? Yine. Fransa'ya yerleşeyim diyorum. E madem gidiyorsun benim de içimde kalmasın o zaman. Ya senin düğün günü bizim çocuklarla biz aramızda bir iddiaya giriştik. Hani dediler ki sen Hakan'ı düğünden kaçırırsın, kaçıramazsın falan. Ya dedim bakın beni gaza getirmeyin. Hani benim kanına giremeyeceğim insan yoktur ki öyle de oldu. Oğlum hakkını helal et be. Ama bak sana yemin ederim iddianın ucunda öyle bir kız vardı ki yani sen olsan sen de yapardın, herkes yapardı. Ferit senden korkulur ha. Oğlum bana teşekkür edeceğin yerde fena mı oldu, ne güzel işte. Ya şimdi kel göbekli çocuklu bir adam olacaktın. Kıymetimi bil ha. Buyurun lokumunuz. Şey, benim de bir tane güllü lokum vardı. Tabii. Tamam anne, geleceğim. Tamam, sen uyumadan geleceğim, merak etme. Hoş. Zehra. Hakan. Hakan. Benimle evlenir misin Zehra? Evet, evet evlenirim, evet. Çok enteresan oldu böyle ya. Daha az önce dünya küçükmüş cidden. Nasılsın? İyiyim. Neler yapıyorsun? Çok iyiyim. En son görüşmemizden sonra senden hiç haber alamadım. Seni merak ettim ama aramaya da... Nasıl gidiyor? İyi. Yani her şey yolunda, çok mutluyum ben hayatımda. Okul?
Bitmedi değil mi daha? Bitmedi. Bitmedi ama bitecek. Az kaldı. Çok başarılı bir doktor olacağına eminim. Birkaç güne Fransa'ya yerleşiyorum. Gitmeden görüşmeyi çok isterim. Eğer sen de istersen arayabilirsin. İstersen iş yerime de uğrayabilirsin. Ben gideyim artık. Seni gördüğüme çok sevindim Zehra. Gelirken getirmeyi unutmasak. Zehra, dünyadan Zehra'ya iyi misin? Kızım sen beni duyuyor musun? Gelirken sakın unutma bunu. Sen... Zehra! Zehra nereye gidiyorsun? Deli ya bu kız. Hayallerim, geleceğim, her şeyim elimden gitti benim. Senin yüzünden okulumdan oldum ben be. Neymiş beyefendi yapamazmışmışmış. Yapamazsın tabii. Bir de utanmadan gelmiş diyor ki seni çok iyi gördüm diyor. Ya çok iyiyim, çok gibiyim. Hepsi de senin yüzünden. Oh, helal olsun kızım sana. Aynen. Diyemedim kıza. Diyemedim. Gittim ezik gibi iyiyim dedim. O zaman içme kardeşim. Yok ben kullanmam. Ama bu böyle olmaz. Yüzleşsen bu çocukla. Al intikamını o şerefsizden derim ben. Hı. Ödeşme vakti çünkü. Hı. Biz senin gösterdiğin yoldan gittik. Bak kuş gibi hafifledik. O zaman Ferit'e ya. Hı? Ferit mi? Yani Can'a. E Ferit Can'a. Bir dakika Ferit'e mi? Ferit yok mu işte? Senin tatlış patisleri, şerbetli oğlu. Biz onun babasını aradık. Bursa'dan buraya çağırdık. Şimdi onlar düşünsün. İyi halt ettiniz. Ver, ver, ver. Hadi. Oh. Oh. Rest o zaman. Rest, rest. Anlamıyorum. İçim kalktı. Ferit abi. Bak bu kız gelecekti mi son anda bir yan çizme falan olmasın. Rahat olun ya. Anlaştık biz. Yapamaz öyle bir şey. Abi nerede kaldı? Gelir ya şimdi. Sen kızı almaya gitmedin mi oğlum? Şoförü gönderdim babacığım. Hey Allah'ım sen bana sabır ver ya. O benim kuş beyinli oğlum. Niye şoförü gönderiyorsun? Niye kendi gitmiyorsun? Ay deme bey. Ailesi daha beni tanımıyor baba. Ondan gitmedim. Yoksa hiç şoförü gönderir miyim? Nasıl yani? Seni ailesiyle tanıştırmadı mı? Yok öyle değil de önce siz Zehra'yla tanışın istedim. Onayınızı alalım. Hem çok sert bir abisi var. Ailesi de çok mutasip insanlar. Ha, iyi, güzel. Yani bizim oraların kızları gibi olmaz ama artık ne yapalım? Değil mi? Murat. Ömer, hadi abi. Gerçekten iğrenç be. İğrenç. İt ite hit kuyruğuna. Hadi bakalım. Ben geldim. Unutuyorsun. Ben çekeyim şunu. Oo, gençler ya. Eğleniyor muyuz? Haydi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Tövbeler olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu loko inanılmaz iyi. Zehra sana ne oldu? Ne olacak? Zil zurna sarhoş. Bu bir lokum çok baba. Çok iyi biliyormuş yalnız ben sana söyleyeyim. Canım iyi misin sen? Ver, ver şu lokumları. Bu yakın.
Zehra iyi misin? Ay bana bir şeyler oluyor. Ben gittim. Hanım çek sandalyeyi otur. Zehra. Gel. Otur otur otur. Ay. Yenleyecek bir şey getir. Ay. Hay Allah. Ay. Ne dur. Ay. Ay bugün nerede bir görüşeceğiz. Ay. Neredeyim ben? Neresi burası ya? Anneciğim lütfen birazcık sessiz ol. Bak kız duyacak. Duyarsa duysun. Duyarsa duysun. O utanmıyor. Ben mi utanacağım? Yani yalvarırım anne. Ne olur birazcık sessiz ol ya. Ne edepsiz? Ben ömrümde böyle edepsizlik görmedim. Edepsiz. Ne yaptım ben ya? Of. Salak sen. Beyinsiz Zehra. Hayır, senin neyine böyle ilişki içmek, böyle oyunlara girmek? Sabahlar efendim. Öpeyim ben. Lüzum yok. Çok özür dilerim. Ben gideyim en iyisi. İsabet olur. İyi günler. Siz de toparlanın. Çabuk. Geldiysen buyur çünkü ne desen haklısın. Kızmaya gelmedim. Sen iyi misin? Ya dün gece de iyi değilim diye sayıklayıp durdum. Ha o önemli bir şey değil. Kardeşlerin şikayetlerini geri çekmezler artık değil mi? Ya sanmıyorum. İstanbul'da kalmamız şartıyla kabul etmişlerdi. Şimdi Bursa'ya döneceğiz. Ama şansımızı denedik. Evet. Gayet de güzeldi hatta planımız ama işte biraz pratikte patladık. Öyle öyle. Biraz patladık. Öyle oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Bursa'ya dönme. Yani yapmak istemediğin bir şey sırf annen, baban ya da herhangi biri istiyor diye yapma bence. Hem bu senin hayatın, onların değil. Hayatını geri almak için ne gerekiyorsa onu yap. Bak ben yapmadım, acısını çok çektim. Sağ ol. Aklıma yazdım. Neyse benden bu kadar. Kendine iyi bak. Sen de. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Zehra. Ben de sana bir tavsiye verebilir miyim? Eğer iyi değilsen kimseye iyiyim deme. Ya eline bir şey geçmese bile en azından geceleri daha rahat uyuyoruz. Aklıma yazdım. Sağ ol. Thank you.
Hem bu senin hayatın, onların değil. Hayatını geri almak için ne gerekiyorsa onu yap. Eğer iyi değilsen kimseye iyiyim deme. Ya eline bir şey geçmese bile en azından geceleri daha rahat uyursun. Yılmaz abi. Heh. Yılmaz abi. Heh. İleride sağda kiralık bir daire var ya. Heh. Ben kendim oradan atacağım abi. Bir annemlere haber verebilirsen. Tamam veririm. Tamam abi. Sağ olasın abi. Ne? Allah! Ne oluyor böyle? Hayırdır inşallah. Güm güm güm. Ya bu ne alacak mı gibi? Dur hanım sen dur. Ay dur korktum. Yılmaz. Ferit. Aa. Zehra. Zehra neredesin Zehra? Zehra söyle neredesin? Adam çare çıkar mı? Zehra beni çağırıyor. Gitmem lazım. Zehra bekle beni geliyorum. Nerede kaldı bunlar ya? Ya biricik evladınız intihar ediyor. İnsan biraz acele eder değil mi? Zehra! Zehra! Zehra neredesin? Neredesin? Söyle geleceğim Zehra. Yapma sen! Hayır! Polis aradık geliyor. Yapacağım abla yapacağım. Dayanamıyorum. Zehrasız yapamam ben. Aileme haber verin. Zehra gelmezse atlayacağım. Çok aşığım çok. Zehra! Zehra! Neredeler ya? Ferit'im in. Abi ne yapıyorsun? Delirdin mi? İn aşağıya. Ferit bunu yapma. Çok günah. Ya in aşağı. Bak in aşağı. Eğer atlarsan kemiklerini kırarım seni. Bağırmayın. Sizin yüzünüzden Zehra'mın bülbül sesini duyamıyorum. Söyle sevgilim. Söyle. Konuş sana doğru mu geleyim sevgilim? Gelme, gelme, gelme. Abi geri git, geri. Aileni düşün, aileni. Büyü yaptılar oğlum. İn aşağı oğlum. Büyü yaptılar, büyü. Zehra ile olmadığım hayatın hiçbir anlamı yok. Olamazsınız. Asla. Ay yapma ne olur. Yapma hakim bey. Bak çocuk kıyacak canına hadi. Kıysın lan kıysın. Kıy ulan sıkıyorsa atla. Ay. O zaman zor yol deneyeceğiz. Benim için üzülmeyin. Ben Zehra'ma gidiyorum. Yapma. Ay. Yapma. Ay. Yapma. Abi yapma. Ya, yapma. Ben bakalım. Yapma. 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 Abi yapma. 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 Hayır. Yüreğimi ağzıma getirdin eşek sopa. Boşlukta Zehra'yı gördüm baba. Meğer yokmuş. Zehra nerede? Delirdi oğlan, delirdi bey. Tamam ulan, anlaşıldı. Alacağım o kızı sana, alacağım. Yavrum, yavrum. Benim yavrum. Thank you.
Abi. Gel buraya gel. Bir an hiç çıkmayacaksın sandım. Ay. Dur be kızım, dur be kızım. Biraz usturup bize bin geç. Ne oldu, artistik yapıyordun ha? Sen daha kettin ama. Gel buraya. Hadi geç bakayım, misafir ol. Geldim. Ay, o kadar rahatladım ki anlatamam. Kızımız da geldi. Şaka. Ama ne şaka? Pardon. Hoş geldiniz de. Niye? Neyi niye? Bizimle tanışmaya gelmişler Zehracığım. Yani sen de bize şimdi hiç haber vermeyince. Babacığım, Ali abicim, müsaadeniz olursa biz Zehra ile bir mutfakta konuşabilir miyiz? Tabii. Hemen geliyoruz. Konuşalım. Ay şaşırdı tabii kız böyle yani habersiz gelince. Ferit haber verdi sanıyorduk biz de ama kusurumuza bakmayın. Estağfurullah, ne kusuru? Hayır, çocukta kafa kalmadı ki. He, unuttu herhalde yavrum. Hayır yani bir haber vermiş olsaydınız biz de hazırlanırdık falan. Ben bir ruj sürerdim, bir leopar bir şey giyerdim. Kahvede bıraktım da. Çay istiyor. Şeker lan şeker, korkma. Ziyade olsun. Huriye abla hadi. Huriye? Huriye sen misin? Evet, Huriye benim ya. Alçak elektrik. Adımı da unutmuş. Ne o? Ya bırak şimdi Huriye'yi. Ne işi var annenlerin? Ne oluyor burada? Şimdi şöyle bir durum var Zehracığım. Biz evleniyoruz. Biz? Evleniyoruz. Evleniyoruz. Sen de ben. Sen ben. Rüyanda bile göremezsin. Ben sanki çok meraklıydım seninle evlenmeye. Hatta benim genel olarak evlenmek gibi bir düşüncem yoktu zaten. Ama sen içkiyi biraz fazla kaçırdığın için bizim planımızı güncellemek zorunda kaldım. Planımız derken? Evet, planımız. Benim İstanbul'da kalabilmem için bizimkileri biraz daha oyalamamız lazım. E düğün de bu işe yarar. Yani sözlü, nişanlı, gelinlik bakması, çeyiz düzmesi derken zaman kazanacağız. Zaten bizimkiler de Bursa'da oldukları için tepemize ekşeyemeyecekler. Sonra da ortak anlaştığımız bir noktada ayrılacağız. Hatta daha iyisi, bak bunu da yolda gelirken düşündüm. Sen beni terk edersen eğer ben kederimden kahrolurum ve babam acır bana. Ne dersin? Çok iyi fikir. Değil mi? Hı hı. Ya oğlum sen harcanıyorsun buralarda. Sen kendi gidip bir sosyal medya kanalı falan mı açsana? Yalnız bu alaycı tavrını devam ettirmeden önce Ali abicinin bu akşam nasıl burada olduğunu bir düşün istersen. Bir suratın düştü. Bak, sen bana benim özgürlüğümü vereceksin, ben de sana abininkini. Hı, yoksa abimi içeri tıktırırsın. Şantaj diyorsun yani. Yok, alışveriş diyelim. Ay, ay ben seni, ben seni var ya. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ya siz ne biçim bir ailesiniz? Niye bu ailedeki herkes bana saldırıyor? Hak ediyorsun ama. Bak bu şiddet olayları benim hiç hoşuma gitmiyor yalnız. Zehra! Geliyoruz abi. Bak, karar senin. Ya bana yardım edersin ya da çok tatlı Ali abiciğin hapishane köşelerinde çürür. Ki bunu istemeyiz değil mi? O yüzden iyi düşün. Efendim bize müsaade artık. Çok zahmet verdik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Artık kabilleştik. Yarın bize buyurun. Hem iyice bir tanışırız hem de daha sonrasını konuşuruz. Daha sonrasını daha sonra konuşuruz. Artık kısmetse olur. Hayırlıysa ileri, hayırsızsa beri. Bizim için münasip değil mi anne? Evet. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç bakalım, geç. Geç koçum, geç. Geç. Kırma.
gidişle nikah masasına oturacağız. Korkacak bir şey yok. İnşallah. Nikah masası demişken, acaba sen beni nikah masasında mı terk etsen? Ne dersin? Yok canım. Bu iş yarın bitiyor. Tabii tabii. Geliyorum babacığım. Allah'ım sabır. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hakim Bey, evereceğim de diye ağlıyordum. Buyur, evet. O başka. Neyse, ben bir yolunu bulup halledeceğim inşallah. Abi, vallahi kurtulduk. Güzel tezgah, tebrikler. Yırttık oğlum, yırttık. Oğlum, kıymetimi bilin abi. Adamsın. Hey, kereseler. Hadi evde sevinirsiniz, gelin. Geliyoruz. Zaten kızlar görmeden uzasak iyi olacak, yoksa bu işin rengi de değişecek. Kan kırmızı olur, aman. Ups, yanlış geldik. Sağ ol amcim. Oha artık bu adama ya. E pislik. Aklı sıra seni kullanıp yırtacak bu işten. Tabii, akla bak akla. Bir de gelmiş diyor ki, sen beni terk edersin, ben kahrolurum acımdan. Babam da acır bana, iyi olur. Aynen öyle yapacağız. Ödüm koptu ya. Tamam ya. Sen onu terk et. O da kahrından ölsün. Madem öyle ölsün. Hı? Hmm. E sende de biraz şeytanlık varmış yalnız. Ne? Hı. Kızlar, Ferit'in istediği bu zaten. Terk edilecek ya, ailesi ona rahat versin. Ay hayır güzelim. Bu senin dediğine, özgürlüğüne geri kavuşmak isteyen çapkın Ferit istiyor. Hı. Öyle değil mi? Peki bu çocuk sana gerçekten aşık olursa? Hı? Ne? Bırakalım o ailesine oyun oynadığını zannetsin. Ama oyunun büyüğünü biz oynayacağız biz. Hı. Hı? Size kolay gelsin. Ay, dur. Dur sana be. Dinle. Bak önce sana deliler gibi aşık olmasını sağlayacağız. Sonra Ferit denen haysiyetsizin önce kalbine gireceksin, sonra da... Onu terk edeceksin. Hı. Hı? O şerefsizin sana aşık olduğuna emin olduğumuz anda sen onun kalbini yerinden söküp alacaksın. Nasıl? Ay, hayal etmesi bile içimi rahatlattı. Ferit'in birine aşık olması biraz zor ama. E, sence öyledir. Ama bana aşık. Sen öyle san canım. Asıl bana deliler gibi aşık. Ya arkadaşlar, asıl bana aşık. Ay siz kafayı yemişsiniz ha. Tamam. Gel değilim. Çok pardon. El aleme rezil ettin. Otur Allah aşkına. Allah'ım ya. Bak. Hayır. Tamam ya. Bakın kızlar, bana bakın. Bizim el ele verip başaramayacağımız hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Ona kalbin nerede olduğunu öğreteceğiz. Öğreteceğiz ki kalbi çalındığında nasıl bir hismiş, nasıl bir acıymış anlasın. Hı. Onu var ya, sürüm sürüm süründüreceğiz. Acı çekmesini istiyorum. Evet. Ya. Tamam ya. Tamam ya, bırak o oyun oynasın o. Oyunun aslını biz oynayacağız. Ha? Ha? Evet, girl power. Hadi çakın. Çak. Ya bir kendinize gelin. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Bak Zehra, bu muhteşem bir denklem. Biz Ferit'ten intikamımızı alacağız. Sen de abinin baskısından kurtulacaksın bir süre. Hı-hı. Sadece Ferit zarar görecek. Nihal'cim, sen aklı başında insandın. Ne oldu sana böyle? İnsanlıktan çıktım. Hay Allah'ım ya. Kızlar. Siz bu Ferit'in Bursa'ya dönmesini istemiyor musunuz? İşte ben o denklemden çıkacağım. O da dönecek. Bitti gitti. Hayır güzelim. Ailesinin yanına dönsene dönmesene. Bu çocuk dışarıdan yıkılmıyor. Biz denedik. Olmadı. Hatta utanmasa Zafer'le çıkacak işin içinden. Onu yıkmanın tek yolu bu, gözünü seveyim hadi. Zehra'cığım bir elini ver. Elimi mi? Ver. Bak şimdi. O adam kadınların kalplerini kırdı. E Bursa'daki kadınların da kalplerini kıracak. E bu adam acı çekmeyi hak etmiyor. Hak etmiyor. Hak ediyor. E bu adam benim kalbimi kırmadı. Yani acı çekmesini istemek için bir sebebim yok Sera. Üzgünüm. Ay yok, senin bu yaptığın oyun bozanlık deniyor artık. Ay ne derseniz deyin. Ya ben şu an şu dakika oyunu bitiriyorum. Konuşacağım Ferit'le şu an. Dilara, sen de şu kızlara bir çay ver de sakinleşsinler. Böyle olmaz canım. Herkes kafayı yedi. Efendim Zehracığım. Bugün bu iş bitiyor.
Nereden çıktı şimdi bu? Oh be, rahatladım vallahi ya. Efendim anne. Tamam anne, geliyorum. Ya birazdan oradayım. Ya çok da şey yapmayın, o kadar önemli bir şey değil zaten. Tamam, tamam, geldim. Of. Zehra. Hakan. Hala burada oturduğunuzdan emin olamadım. Ama bir şansım denemek istedim. Senin ne işin var burada? Eski günler aklıma geldi. Ne güzeldi değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Zehra, çok pişmanım. Seni görünce fark ettim. Hala bana böyle hissettirebileceğin aklımın ucuna gelmezdi. Hakan, sen beni nikah masasına terk ettin, hatırlıyorsun değil mi? Ferit yüzünden. Ferit mi? Allah belamı versin. Bu olanların hepsi onun suçu. Ferit can şerbetli oldu da tam olsun ya. Evet o. Sen nereden tanıyorsun ki? Ne alakası var Ferit'in beni terk etmenle? Ya evleneceğimiz gün. Ben biraz panik yapmıştım. Sakinlemek için bir yere oturdum. Bu da geldi yanıma oturdu. Korkuyorsan bu iş olmaz dedi. Ya tamam, ben biraz korkmuştum. Ama seni orada bırakmak aklımın ucunda yoktu. Ya sen buna inanmamı bekliyorsun? Kim kimi düğününden kaçırabilir? Yemin ederim sana doğruyu söylüyorum Zehra. Ya hatırlasana. Biz seninle sevgiliyken abin yüzünden görüşemiyorduk. Bu kız bu durumu kullanıp seni topaya düşürmüş dedi. Zehra, sen onu bilmezsin. İnsanın beynine, ruhuna girer o. Yok, biraz biliyor olabilirim. Konuşurken bana sürekli içki içirdi. Gaza getirip durdu. Bir tane daha, sonra bir tane daha, bir tane daha. Ben iyice sarhoş olmuşum. Hatta o kadar sarhoş olmuştum ki... sana o gün o notu bile Ferit yazdı. Meğer benim üzerimden iddiaya girmiş pislik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Ay. Ay fakir mi bunlar ya? Hani villada yaşıyorlardı? Ondan da var, çiftliği de var. İstanbul'un en pahalı semtinde koskoca bir apartman var. Şükürler olsun. Maşallah bütün kuyumcu dükkanını üstünüze taktığınızdan belli oluyor. Teşekkür ederim efendim. Öpeyim efendim. Neyse bu sefer ayık gelmiş. Öpeyim. Buyurun. Zehracığım, seninle bir dakika konuşabilir miyiz canım? Ne var? Bak emin misin? Bu ikimizin özgürlüğü için de köprüden önceki son çıkış. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Tamam, ben size şöyle göstereyim. Kaça gidiyorsun? Böyle bir yer benim. Ah, çok lezzetli. Hangi pastaneden aldınız? Ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Maşallah. Ya aşağı mı? Ha burada. Tabii. Mutlu aile tablosunu bozacak mısın gerçekten? Yapacak bir şey yok. İyi. O zaman git sen konuş. Yani benim ilmek ilmek ördüğüm bu canım planımı yık geç, batır ortalığı. Hadi. İyi. Tamam. Boş, lütfen boş. Bizim size söylemek istediğimiz bazı şeyler var. Öncelikle ailelerin bu şekilde paldır küldür tanışması hiç hoş olmadı. Farkındayız. En azından bunun farkında. Ama gerçek şu ki... biz birlikte... kocaman mutlu bir aile olacağımıza inanıyoruz.
işi. Ferit bana aşık olacak, ben de onu terk edeceğim. Ama öyle herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda değil. Onun en mutlu olduğu anda, nikah masasında. Böyle bir kağıda yazılmış notla terk edeceğim onu. Ay ben seni öpeyim. Ne oldu? Kararını neden değiştirdin? Hiç düşündüm, haklı olduğuna karar verdim. Pişman olmayacaksın. Ama sen çok pişman olacaksın. Nikah masasında terk edilmek neymiş, bütün hayatının mahvolması neymiş öğreneceksin. Bilen olsa